Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Ne yaptın, nasıldı bu hafta? Anlat bakalım, sınav haftan bitti. Ha, aynen, bitti. Gerçekten, çok <laughs> en yoğun sınav haftan zaten. Evet, gerçekten çok yoruldum. O yüzden bittiği için çok mutluyum ondan sonra. E, en yoğun haftam bu haftaydı zaten. Atlattık artık. Bugün de son iki sınavımı da verdim ve bitti. Çok şükür. <laughs> Süper. Peki onun dışında bu haftayla ilgili genel sınavın e, süreciyle alakalı bana söylemek istediğin bir şey oldu mu? Böyle işte şurada sıkıntı yaşadım sen bunu nasıl çözüyordun falan şeklinde bir şey. Olmadı galiba ya. Yani o kadar hani sınav haftasına odaklandım ki onun haricinde hiçbir şey yaşamadım galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet sınav haftalarında öyle oluyor. Hem işte YKS'den geri kalmayayım işte sınav haftası diye şey yapmayayım. Hem OBP'm düşmesin, sınav notlarım yüksek olsun falan evet. böyle bir e, insanı yoran bir hafta oluyor haklısın o konuda. Ama neyse ki bitti. Önümüzde zaten sömestr vesaire var. Daha rahat edeceğin evet. zamanlar olacak. Daha iyi YKS işte şeyine sistemine ayak uydurabileceğiz. Şimdi o zaman Madem geçen haftayla ilgili söyleyeceğim bir şey yok, birazcık bu yazacağımız haftayla alakalı konuşalım. Ee, neler yapmak istiyorsun bu hafta? Hani özellikle mesela şu derse yönelelim, şunumuzu geliştirelim dediğin bir şey var mı? Nasıl bir program istiyorsun? Ya da işte böyle sınavda kafadan çıktım. Kafanda şöyle birazcık mı? Ben kafam şöyle kurdum. Şimdi sömestrin sonuna kadar bir ayım var. Yani sömestr iki hafta, sömestrin başlamasına iki hafta var benim bir ayım var. Ve ben bu ayın işte hani ders haricinde çok verimli geçmesini istiyorum ve adam akıllı ders çalışmak istediğim üç hafta var. Yani bu hafta yine böyle hani böyle çok yoğun hazırlayalım değil. Hani tabii işte zaten ders çalışabileceğim başka hani de bir tarih coğrafya hiçbir şey kalmadı ki bu hafta artık ders de işlenmeyecek son haftalar olduğu için. Hı -hı. Tabii ki normal adam akıllı bir program yazalım. Sonra ise e, işte böyle daha yoğunluklu, daha işte çalışmalı tamam, bu hafta birazcık nefes Ben böyle Tamam, tamam süper. Aynen. Tamam, hafta. Saldıralım bu hafta. <laughs> e, zaten şey yaparken programda konuşurken işte mesela Türkçe'de şunu yazalım mı ağır olur mu falan şeklinde bütün dersler için sorarım yine. Onun haricinde Eklemek istediğin, ekran paylaşım yap şablonuna geçmeden herhangi bir şeye var mı? Neyle ilgili olduğu hiç önemli değil. Yok galiba ya. Tamam. Peki bu hafta herhangi bir denemeye girdiniz mi? Sınav haftanızı zannetmiyorum ama. Yok girmedim. Yok düşündüm bir girmedim ama bu hafta gireceğim. Bu hafta Özdebir'e gireceğim. O güzel. TT ayeti ikisi beraber değil mi? Yok AYT'sine girmiyoruz biz. Çünkü hani 12. sınıf konuları hiç olmadığı için o yüzden sadece TTS'ine TYT'sine giriyoruz Özdebir'in. Tamam. O zaman ekran paylaşımı yapıyorum. Konuşmaya başlıyorum. Haftadaki görüşmemizde zaten şeyde mutlaka konuşuruz bu deneme mevzusunu. Normalde ilk başta buraya giriyorum netlerine bakıyorum ya. Özdebir'e girip çıktıktan sonra mutlaka denemeyi kontrol et, netlerine bak. Hatta istersen bana yazabilirsin. da bilirsin. Değerlendirmesini görüşmemizde yaparız ama dediğim gibi sen yine yazabilirsin. Şimdi şey yapıyorum ben o zaman. Bir genel ilerlemekten tamam. önce haftalığa geleyim. Bu hafta neleri tamamlayabildik? Sınav haftasında yarım kaldı mı program? Bir bakalım. Bir teftiş. Hemen. Tamam. Şimdi geldim. Zaten çok Küçük çok az bir program yapmıştık yine bu hafta öyle yapacağız ki senin vaktin kendine kalsın hani işte okuldan sonra çıkar gezersin birazcık arkadaşlarına takılırsın ee, kafanı dağıtırsın sonrasında eve geldiğinde 3-5 yapabileceğin bir şeyler koyarız. Onun dışında seni çok sıkmayız. sınav hazırlandığımız süreçte Aynen. sosyal hayat da çok çok önemli. Yani sosyal hayat, arkadaşlarla dışarı çıkmak ya da sınav haricinde bir şeyler yapmak, herhangi bir sporla uğraşmak vesaire. Bunlar insanı çok motive eden şeyler. Yani amacımıza ulaşırken yolda bazı araçlar olması gerekiyor ki yolu kolaylaştırsın bizim için. Bu da bence en önemlilerinden bir tanesi sosyallik. Yani kendini tamamen kapatıp dış dünyayla bağlantını koparmak e, çok şey gelmiyor bana. Mantıklı gelmiyor açıkçası. O yüzden. Kendim. Bu haftayı böyle geçirirsek iyi olur. Senin de mentaline birazcık iyi gelir. Bakıyorum, bakıyorum. <laughs> Tamamdır. Bizimimiz sadece... bir haftaydı bu hafta yani. Ayrıten yaptığımız bir şey yoktu. Tamamdır. Evet ayrıca yaptığımız bir şey yok. Edebiyat tarih coğrafya kısmını da tamamladık. İstersen bu hafta sosyal çalışmayız bile. Zaten okula bağlı gittiğimiz için sen de söyledin okulda bir şey işlenmeyecek diye. Ee, o yüzden hani şey yaparız. Sadece böyle IT matematik, TT matematik paragraf zinden evet. düşmek adına öyle bir şey yaparız sadece. Bir de özde özdebire gireceksin zaten. Genel denemeden de geri kalmıyoruz. Onun haricinde var mı böyle e, şunu da yazalım bu haftaya dediğin herhangi bir şey? Yani TT matematik, IT matematik. Aynen. Yani, yani yeter. <laughs> Bu kaç haftalardır böyle gittiğimiz için biraz garip geliyor. Çünkü ondan önceki haftalarda hep ağır programlar yazıyorduk. Ama şu anlık iyi. <laughs> Bu haftayı da ya zaten dinlenme haftası Her şeye dedik ki of <laughs> problemi şöyle yapalım, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Yani sonrasında Aynen. biraz senin canın çıkacak. Ama Şöyle bir durum var. Sen zaten hem okula gidip hem de bu kadar ağır programları bir arada yürütebilen bir öğrenci olduğun için okul gibi büyük bir faktör. Senin çok zamanını yiyen, neredeyse gününün yüzde altmışını yiyen faktör ortadan kalkınca doğal olarak çalışman çok daha kolaylaşacak semester'dan. Evet katılıyorum buna. Çünkü gerçekten okulda yani 8 saatim gidiyor. 8 saat. Hı hı. Çok Evet kesinlikle katılıyorum yani bizde pandemi dönemine denk geldiği için bizi bu kadar etkilememişti yani işte okula gidemiyorsun dershaneye gidemiyorsun sadece biraz bireysele yöneliyorsun bildiğin mezun öğrencisi gibiydik ee, tabii bir noktadan sonra böyle covid hafifleyince yine okula gittiğimiz ya da dershaneye gittiğimiz dönemler oldu özellikle sınavın bu son süreci Nisan Mayıs. Ayları falan. Ama onun haricinde ilk kısımlarda baya baya evdeydik yani. Bizim de işte 11. sınıfımızın ikinci döneminde kapandı. Çok iyi hatırlıyorum. Şeyde işte 12 Mart İstiklal Marşı'nı kabulü ya onun törenini yaptık. Dediler ki hani bir hafta okul yok tatilsiniz. Sonra bir daha hiç okula gidemedik. Çok yani travmatik <laughs> bence. Ee, doğru. O doğru. kapandı. Sonra dediğim gibi yani bir daha gidemedik. Şimdi Kar kaynatma yeter. Geliyorum programımıza. Paragraflarını çözmüşsündür diye umuyorum. Yani kaytaracak bir şey yok zaten. 20-25 dakikanı alan bir şey. Ee, her zaman söylediğim gibi yani tekrar tekrar üstüne basarak söylemeyeceğim. Zaten sen Laila çözdüğünü düşünmüyorum yani. Her çözdüğüm paragrafın sana bir şey katmasını her zaman istiyorum. Yani rutinimize oturdu aman çözelim geçelim şeklinde değil gerçekten e, arada kaldığın sorular olsun ya da işte yorumlama yeteneğinin geliştireceğini düşündüğün sorular olsun güzelce analiz ederek ve yanlışlarımızın özellikle üzerine giderek bu paragrafı elimizden geldiğince ilerletmeye çalışalım. Ki zaten ben e, şey olduğunu düşünmüyorum yani senin... Paragrafsal anlamda ya da yorumlama anlamda herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ya 11. sınıf öğrencisine göre netlerinde gayet ortalama zaten şu an için bir sıkıntın yok bence. Bu haftaya da her zamanki gibi paragrafımızı koyacağım. Dediğim gibi üstün körü geçmeyelim lütfen. Yani 10-15 soru bile çözsen yeter benim için. Okulda herhangi boş bir derste bile çözebilirsin yani. Evet evet. Yani çözmesi çok zor gelen bir şey değil benim için paragraf ya. Zorlamıyor beni. Allah. hani. Peki kitabın bitmeye yaklaştı mı? Yeni kitap vesaire alacak mıyız? Ne durumdasın? Ee, kitabım baya bitiyor yani çünkü işte bu haftanın başında haftanın başından diyorum Bu program yaptığımızdan beri çözdüğüm bir kitap olduğu için baya bitiyor. İşte sadece işte son testleri artık beni biraz zorlamaya başladı. Ondan sonra yeni bir kitap alsam mı emin değilim yani aslında bir kitapta alıp bitirip sonra mı o paragraf denemelerine başlasam ya da bilmiyorum tam olarak emin değilim yani kitap artı paragraf denemeleri olarak mı ilerlesem bilmiyorum karar veremedim tam olarak. Yani, yani. bence e, kitabını tamamladıktan sonra denemeye geçmek daha mantıklı yani iki yerden yürütmek hiçbir zaman benim onayladığım bir şey değil o zaman kafa sürekli bir tarafta kalıyor yarım yarım bölünüyorsun öyle iyi değil bence eğer hani şey de yapabiliriz kitabını bitirmeden ya işte benim spesifik bir paragrafta eksiğim yok hani bazı soru tipleri var paragrafın biliyorsun işte iki kişinin röportaj yaptığı paragraflar paragrafın evet. düşüncenin akışını bozan işte anlatım biçimleri e, ya da işte ne bileyim cüm, şey ikiye ayrılacak olsa paragraf ikiye ayrılacak olsa hangi numarayla başlar böyle spesifik paragraf soruları var eğer bunlardan birinde Özel olarak sıkıntı yaşıyorum demiyorsan ya da işte ana fikir sorusu bilmem ne falan her denemede çıkan fikir sorular vardır. Eğer hiçbirinde böyle bir özellikle yanlışın yoksa direkt paragraf denemesine geçebiliriz. Ha ne olur mesela dersin ki 3 tane paragraf denemesini arka arkaya çözdün 3 üç gün. üçünde de fark ettin ki mesela düşüncenin akışını bozan e, cümleyi soran sorularda takılıyorsun. Yani yanlış yapmasan da doğru da yapsan. Ya boş bırakıyorsun ya yanlış yapıyorsun. Doğru da yapsan şey oluyor hani böyle bir tık sallamasyon gibi olmuş. Çok arada kalmışsın. Şimdi o zaman deriz ki senin bu tarz sorularda sıkıntın var bugün Kitabına döneriz bu tarz sorulardan çözeriz. Böyle bir şey de yapabiliriz istersen. Olabilir aslında mantıklı. <laughs> yani bence böyle yapalım. İstersen o zaten gelmiş kitabım gördüm. 3-4-5'in denemelerine başlayalım bu hafta. Tamam. ama böyle bir hani analiz ederek çözmeni istiyorum kitabı gerçekten. Benim bu spesifik paragraf tiplerinde hangisinde yanlışım var? Yani özellikle takıldığım hangisi? Mesela benim düşüncenin akışı yok şey, paragraf ikiye ayrılacak olsa hangisiyle başlar? Hep yanlış yapardım bunu. İki kez doğru yaptıysam iki kez gider yanlış yapardım. Hep takıldığım bir şeydi. O yüzden çok fazla üstüne gitmeye çalışıyordum. Yani böyle spesifik bir şeyin varsa takıldığın işte kafanın almadığı bir paragraf tarzı varsa bu hafta onu bir belirlemeye çalış. Olmazsa önümüzdeki hafta kitabından oradan çözeriz. Tamam o zaman. Okey. Öyle yapalım. Bu hafta her güne birer deneme olacak şeklinde gidebilirsin. Bazı denemeleri kolay, bazıları ortalama, bazıları da çok zor olabiliyor o kitapta. Ee, o yüzden kitap kendi kendini dengeliyor zaten. Hani kolay orta zor diye sırayla gitmiyor. Aralara serpiştirmişler. O şekilde. Onun dışında paragrafla ilgili başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Tamamdır. O zaman e, şeye geçiyorum. Coğrafya ve edebiyatlarına geçiyorum aynı şekilde tarihine. Şimdi bu hafta zaten yazmayacağız. Sözelden hiçbir şey yazmayacağım. Belki hani okulda dersi dinleyip not alabilirsin sadece. E, coğrafyada işte sınava yönelik çalışmıştık bir tık daha. Büyük ihtimalle perşembe sınavım vardı. O yüzden iki gün üst üste koydum. E, Aynen. Çalıştın değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok yüz aldım sınavdan. <laughs> Aley güzel sevindim. Onun dışında edebiyatta herhangi bir sıkıntın var mı? Bir tekrar yapacaktık yine sınavından önce. Yapabildin mi? Çalıştın Aynen. mı edebiyat? Onlar da çalıştım. Onlarda da bir sıkıntı yok. Bobo testimi de çözdüm. Gerçekten artık şiir konusundan <laughs> yani gına geldi. Çok sıkıldım. Onlar hepsi okey yani o yüzden. Tamam okey çözdüm. <laughs> Tarihi zaten koymamışız. Büyük ihtimalle tarih sınavı geçen haftaydı çünkü değil mi? Aynen. Hı, Hı tamam. Peki bu haftaya koymak istediğin herhangi bir sözel ders var mı? Hı, -hı. Çünkü bu hafta ders işlemeyeceğim, işlenmeyeceğine yüzde yüz eminim. Çünkü bu hafta işte denemeyle gidecek, e, gezimiz var, ona gidecek falan böyle. Hep o tarz şeylere gidecek. O yüzden ders işlenmeyeceğine yüzde yüz eminim. Tamam o zaman. E, şeye geliyorum, Türkçe'ye geliyorum. Noktalama yazmıştık bu hafta için. Aynen. Noktalamada ne kadar ilerledin? Soru çözebildin mi? Neler yaptın? Ee, yani böyle tam istediğim kadar böyle hani bir saat kadar çalışamadım yani zaten çalışmıyorum aslında çünkü ben çalışmasın zaten geçen haftadan da e, bitirdiğim için artık hani bütün her şeyi biliyorum neredeyse testini çözüyorum sadece ama böyle e, 20 saat 45 dakika kadar testini çözdüm ama bir sıkıntım yok yani noktalamada daha çok sıkıntım yazımdaydı noktalama tık 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 çıkıyor bence ya yaptım ya yani noktalamayı şu anlık. Tamamdır süper o zaman. Bu haftayı noktalama da koymuyorum o zaman. Zaten Türkçe'yi şey yaptık artık kapattık. Paragraf denemelerimizi çözelim. Son bir belki böyle sömestr hani 3 haftamız kalıyor dedin ya mesela sömestrden iki, <laughs> iki hafta bir hafta şeyimiz var dedik hani sömestrden önceki hafta var. Haftaya böyle bir karma dil bilgisinden soru çözeriz. Sonrasında sömestr boyunca Türkçe adına tamamen Türkçeden deneme çözerek gideriz. Tamam olur. mantıklı Çünkü biraz böyle ses bilgisi yani unuttum demeyeyim ya yani biliyorum yine ama hani soruları çözerken o oyalanıyorum. Mesela bir dakikada çözelim. Bir dakikada aynen. çözüyorum. Aynen. aynen. Evet. Tamam yaparız tekrar. <laughs> Sıkıntı değil. Olabilecek şeyler bunlar. Çünkü uzun zaman olduğu için çalışalı. Unutmasan da unutmaya çok yaklaştın artık. Aynen. Evet. O <laughs> ee, şimdi ayt matematiğe geliyorum. Sözelleri de konuştuğumuz için analitik fonksiyon, analitik fonksiyon şeklinde yazmıştık. Sınavda bunlar çıkacağı için nasıldı? Çalıştın mı? İyi miydi sınavın? Nasıldı? Çalıştım. Sınav, sınavım ortalamaydı. Yani çok iyi geçmedi. Çünkü biraz sınavda zorlandım. Ya yani köklü ifadeler vardı. Onlardan çıkmadı. Bir de testli sınav ve e, yani test matematik sınavlarını hiç sevmiyorum zaten çözmesini. Ondan sonra o yüzden biraz sıkıntılıydı. Yani yine düşük almayacağım ama hani bir tık sıkıntıydı e, sıkıntılıydı köklü ifadeler olduğu için ama bol bol testini çözdüm analiz için. Fonksiyonun da başa çıktığı için başından daha çok şey yaptım. O yüzden e, bu hafta AYT matematik yazdığımızda fonksiyonun hani daha çok parabol kısmına bakabilirim. Çünkü zaten hani fonksiyonun Önce iki föy vardı. Hani ben o şekilde ayırdım EİS'e göre baktığım için. Hı hı. İki föy vardı. İşte fonksiyon artan azalan, işte maksimum minimum noktalar falan o kısımlar vardı. Ondan sonra hı hı. sonraki föyler de full parabol. Parabolle parabol çalışmadım yani bu hafta öyle söyleyeyim. Ya yani fonksiyon kısımlarında e, analitik artı fonksiyon yaptım. Çünkü fonksiyonda hani parabol çalışsam şimdi analitik çalışmışım zaten kafam ona da yormayayım dedim. O yüzden e, parabole çok şey yapmadım. Bakam bakmadım yani. Anladım tamam sıkıntı yok. Onu şey yaparız ya haftaya falan çalışırız da şimdi bu hafta bence tekrar analitik ve fonksiyon çalışmak istemezsin diye düşünüyorum. Çünkü çok çalıştık bunları zaten. Bu hafta hani şöyle bir hemen açıyorum ayete matematik kısmını bu hafta belki biraz trigo belki de birazcık şey yapabiliriz. Bu Karma işte e, parabol, polinom, eşitsizlik falan bunlardan belki birkaç karma test çözebiliriz ama fonksiyonla analitik yapmayalım bence bu hafta. Bence de. <laughs> bence de yani artık yeter. Tamam. O zaman bu hafta e, nasıl ilerleyelim? Mesela şey yapabiliriz. Bir, iki, üç, dört. Totalde 6 güne e, 6 gün AYT matematik yazdığımız için söylüyorum bunu. 6 güne her gün ikişer test ya da hadi taş atsın 3 test çözecek şekilde koyalım. İlk gün ikinci dereceden. ikinci gün karmaşık. Üçüncü gün eşitsizlik. Dördüncü gün polinom. Beşinci gün parabol. Altıncı gün trigo. İkişer test her konudan. Her güne Ama bir bu, konu şeklinde. İlk 4 konuyu matikide daha görmedik ki. Ama bu 11. sınıf konusu ve Aa bir dakika sen zaten 11'sin ama bu ilk başta görülmesi gerekmiyor mu ya? Aa görmedik biz bunları daha. Yani hiçbir test kitabında belki müfredatta bir kısım değişmiştir bilmiyorum ama... E, ...biz şu an trigonometriyle başladık, analitik geometri işledik, fonksiyon ve uygulamaları ve parabol. Sonra ikinci dereceden eşitsizlikler geliyor. O zaman bu hafta şöyle yapıyoruz. Ben orayı kaçırmışım özür dilerim. <laughs> Bu hafta trigo ve parabol yapıyoruz. Yani bol bol fonksiyon <laughs> yaptın zaten dediğim gibi. İşte bir gün iki test parabol, ertesi gün iki test trigo, sonra yine iki test parabol şeklinde. İkişer test yeterli zaten. Sadece isteyeyim, zaten konuların ikisine de hakimsin. Sadece işte dediğim gibi bir şey istiyorum. Kolay orta değil de mesela orta zor bir yerden çöz artık. Bir tık daha hani ileri düzey <laughs> dışı konudaki bilgini. Aynen. Tamam iyi olur. Tamam mı? Öyle yapalım bu hafta. Onun dışında AYT Matematik'le ilgili özel olarak istediğin herhangi bir şey var mı? Aa, yok. Yani fonksiyon ve analitik istemiyorum. Tek özel isteğim bu. Onun haricinde tamam. ne koyarsam okey. Tamamdır. Peki TET Matematik'ten bir şey yazacak mıyız bu hafta? Ne bileyim problemdir ya da başka bir konudur. Çünkü bu şekilde yazdığımızda sadece paragraf ve AYT Matematik oluyor. Başka hiçbir şey koymamış oluyoruz. TTH Matematik de yazabiliriz ya. Yani TTH Matematik çok da şu an hani sıkıntı değil, problem yazabiliriz ya da Matematik yazabiliriz ya de yazabiliriz. Çünkü hani çalışacağım sözler ders yok ve hani şu an TTH Matematik ve problemde çözdüğüm kısımlar tak 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 yine gidiyor. Yani böyle aklımı çok yani problemler aklımı vermem gerekiyor da hani şu anki TTH Matematik konuları işte üst sayılardır, onlardır, bunlardır falan. Hani onları da o yüzden yazabiliriz. Bence bir sıkıntı olmaz Tamam o zaman özel olarak para şey yazmayacağım. Problem yazmayacağım. Hani şey yapalım o zaman. Bir güne problem koyayım. ertesi güne TT mat diyeyim. Yine iki test çözmeni istiyorum TT matematikten. Mesela Ebo Pekok'la tamam. mutlak değer birleştirdim. Bir test biri bir test biri şeklinde. O şekilde çözelim olur mu? Haftaya hangi konulardan çalıştığını soracağım yine. Tamam okey. Paragraflarını yazıyorum. Denemen hangi gün? Denemem perşembe günü. Tamam. O zaman senin pazarın perşembe oluyor. TT genel deneme. Artı eve gelip genel tekrar yaparsın. Başka bir şeye gerek yok. Tamam. Okey. Bakıyorum. Paragraflarını tamam. TT matematiklerini koyuyorum. Şimdi yarından itibaren problemle başlayalım? TT matematiklerini nasıl istersin? Hiç fark etmez bana. Tamam. TT mat diyorum iki test. İkisini de aynı konudan çözmek zorunda değilsin. Dediğim gibi farklı konulardan da yapabilirsin. <laughs> Diğer günlere de problem koyuyorum. 20 soru kadar problem çözmen yeterli bence. Ya da problem denemesi varsa elinde o şekilde de çözebilirsin problemleri bitiren öğrencilerime genelde problem denemesi öneriyorum. Kafa denginin bir tane var ama sanırım o şeyden kalkmış, ee, basımdan kalkmış. O yüzden puan yayınları da güzel, onu da alabilirsin. Tamam yazayım. Tabii daha problemi bitirmedim ama. Evet, evet işte bitirdiğimizde ama alabiliriz. tamam. Şimdi yarın AYT matematiğe parabolle mi başlayayım, trigoyla mı başlayayım? Trigonometriyle başlayalım bence. Tamam. İki test. Ödevim oldu. de var. Tamam. Evet. İkişer test çözeriz. Zaten ben bunu çözdüm. Arkasından yapamadıklarıma baktım falan. Bir saat, bir buçuk saat kadar vaktini alır diye düşünüyorum. Aynen. Kalan günlere de parabol koyuyorum. Ondan da ikişer test çözmen yeter. Ay dur. Perşembeye de koyduk. Ben bir hata yaptım orada. Hi. bir şeyler oldu. Perşembeye <laughs> koydum yanlışlıkla dur. Trigonometri <laughs> şuraya. Allah ne oluyor? Benim teknik bazı salaklıklar. <laughs> Şimdi devam ediyorum. Ayet matematik, parabolik 3 gün biri 3 gün biri totalde ikisinden de 6 şart test çözmüş oluyorsun. Dediğim gibi tamam. hani çok kolay ya da orta seviye değil de bir tık daha ileri düzey olursa hem seni zorlasın bir tık daha. Hani çözmüş olmak için çözme. Yeni soru tarzları görüp gerçekten kendini zora alıştırmış olmak için çöz bence bir tık daha. Tamam. Okay. Tamam. Onun dışında tamam. bana söyleyeceğin ya da e, programla ilgili vesaireyle kafanın takılan herhangi bir şey var mı? Yok. Yani yine öz ve güzel bir program oldu. Ama daha sonraki <laughs> haftalarda daha e, ağır programlarla evet. geri döneceğiz. <laughs> Ama o zaman okul, o okul olmayacağı için olur. daha rahat edeceksin. Aynen. Evet. O zaman haftaya görüşürüz. Sana iyi çalışmalar, iyi gezmeler, iyi tatiller mi diyeyim artık? Senin tatil <laughs> bu hafta. Sömestrde değil. Büyük <laughs> sıma iyi tatiller. <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederim. O zaman ederim. görüşürüz kuzucuğum. <laughs> bye bye. Görüşürüz. Bye bye.